Yani tüm büyükşehir artı ilçe belediyelerini aldığı Türkiye'deki tek ilimiz. Dolayısıyla burada bir başarı hikayesi var. İşimiz son derece güç bundan sonraki süreçte. Ama biz burada hepimiz bu gücü başarmak için son derece heyecanlıyız, hevesliyiz. Ve adaylarımızla birlikte örgütümüz kol kola çalışmak suretiyle burada yeniden büyük bir başarıyı kucaklama imkanını bulacağımızı zannediyorum. Tabii bu süreçte bu yönetimimizin aynı zamanda bir başka yapması gereken görev daha var. Arkadaşlar, insanlarımız çok ciddi sıkıntıda. Ekonomik kriz toplumun tüm kesimlerini ciddi şekilde etkiliyor. Ve bu etki her geçen gün biraz daha artıyor. Dolayısıyla vatandaş yönetimimizin, parti yönetimlerimizin, yöneticilerimizin her gün vatandaşlarımızın içinde olması lazım. Onların dertlerini dinliyor olması lazım. Elimizdeki güçle çözebileceğimiz dertler varsa bu dertlere de derman olabilmek için belediyelerimizi kullanmak suretiyle gerekli adımları vatandaşlarımız için atmamız lazım. Yani sadece seçime odaklanmak yerine aynı zamanda vatandaşların dertlerine de odaklanmak gibi önemli bir misyonumuz olduğunu düşünüyorum. Ve ben örgütlerimizin bu misyonu başarıyla yerine getirmekte olduklarını da görüyorum. Bu bakımdan da kendilerine daha yeni başladılar. Ama hemen ciddi bir takım şeyleri, görevleri üstlendiler. Bu çerçevede kendilerine de başarılar diliyorum. Ben çok fazla uzatmadan sorularınız varsa onlara cevap vereyim. Sayın Vekilim, bir pandemi ben Trakya Tutkiye'den sizinle telefonla görüşmek hatırlıyorsanız. Evet. Bu Marmara Üniversitesi ile ilgili bir yolsuzluk iddiaları var. Bununla ilgili düşünceniz nelerdir? Hangi yolsuzluk iddiaları? İbrahim Başkan'la ilgili ülke baş müfettişlerin kuşağı tutarak. Arkadaşlar, bütün belediyelerimizle ilgili burada maalesef Ankara'dan ciddi bir şey olduğunu, hücum olduğunu görüyorum. Mülkiye baş müfettişleri, sayıştaycılar, şunlar bunlar ama sayıştayın raporları var. Bak, başkan yardımcısını istifa ettirdiler. Sayıştayın AKP'li belediyeler hakkında raporları ortada. Neler olduğu belli. Önce kendilerine bakacaklar. Şu anda daha ortaya çıkmış hiçbir şey yok. İddialarla gazetecimizle bakıyorum. Bunlar ben de bu partinin yöneticisi gözüyle bakıyorum. İddialar değil. İspat edilsin. Ondan sonra konuşuruz. Benim vekilim dediniz ki bununla ilgili bu başkanı ilgilendirir. Ben ilgilenmez demiştim hatırlıyorsanız telefonda. Başkanı ilgilendirir demedim. Bu konular belediyelerimizi şu aşamada ilgilendirir. Şu anda tabii bakarsınız. Şu anda bu konular belediye başkanımızı ilgilendirir. Bu iddialara kendisi savunmasını yapacaktır. Cevabını verecektir. Ondan sonra sonuçla ilgili olarak biz de konuşuruz. Kendisi tekrar aday değil mi efendim? Efendim? Kendisi tekrar aday. Tabii ki aday. Aday adayı. Bütün tamam. Şu anda bütün belediye başkanlarımız henüz daha aday adayı. Peki efendim, şimdi bir şey, kolay gelsin. Evet, size de kolay gelsin. Yerelde ittifakla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz ilimizde? Efendim? Yerelde ittifakla ilgili. Daha önce de söyledim. Bizim yukarıda bir ittifakla ilgili çalışmamız gündemde yok. Biz şunu demiştim. Belediye başkanlarımızla Adalet ve Kalkınma Partili veya başka Milliyetçi Hareket Partili veya başka diğer partilerden oy vermiş olan tüm seçmenlerin oyunu alabilecek belediye başkanlarına sahibiz. Bu çerçevede de herkesin oyuna talibiz. Dolayısıyla ittifak değil, sandıkta mutabakattan bahsediyoruz. Evet, İYİ Parti'nin bu yönde açıklamaları var biliyorsunuz genel başkanlarının. Evet. Yerel seçimlerde ittifak yapacağız dedi. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastederek söyledi. Yok, İYİ Parti'nin genel başkanı da yine o da hepimiz biliyoruz. Zaten bakın diğer tarafta yapamadı. Bir kere bir ittifakın, yani yasal bir ittifakın zemini yok. O nedenle hepimiz gayet iyi biliyoruz ki
bu mutabakat sandıkta olacaktır. Evet. Sayın Vekilim, bu yerel seçimler çalışmaları devam ediyor. Aday belirleme süreci nasıl ilerleyecek? 12 belediye başkanının arasında da değişime gidilecek mi? Gidecek isimler var mı? Geçen defa nasıl ilerlediyse bu defa da aynı şekilde ilerleyecek. Kamuoyu yoklamaları yapacağız. Gerekirse eğilim yoklamaları yapacağız. Her türlü bize, yani şu anda Tekirdağlıların, hemşerilerimizin gerçek talebini ölçmeye yarayacak her türlü yöntemi kullanarak adaylarımızı belirleyeceğiz. Son tarih ne? Efendim? Son tarih ne? Yine Tekirdağ biz tüm ülke genelinde en son sahneye mi duracağız? Ben açık söyleyeyim, şu anda bir tarih veremiyorum. O çünkü hangi tarihte hangi kararın verileceği konusu parti meclisimizin kararına bağlı olan bir husustur. Dolayısıyla ben parti meclisimizin iradesinin üzerine geçemem. Göreceğiz hep beraber. Parti meclisimiz ne karar verirse iyi karar verir. Yani yasal olarak. Yasal olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu takvimdir. Yani Şubat'ın 5-12. Sanıyorum değil mi? Şubat'ın sonuna doğru belli etmemiz lazım. 20 Şubat'a kadar. 20 Şubat'tan sonra belli olması lazım. Hayır, ben öyle olacak demiyorum. Son tarih sordunuz bana, son tarih budur diyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak dikkat ederseniz aday belirleme sürecinde en önde biz gidiyoruz. 100 küsur adayı belirledik, ilan ettik. Yine parti meclisimiz olacak. Burada da belirlenecek, yani mutabakatın sağlandığı tek aday olarak ortaya çıkan adaylarla ilgili olarak yeni belirlemeleri yapacağız ve bu surette peyderpey hızlı bir şekilde adaylarımızı belirleyeceğiz. 12 belediye arasında değişime gidilecek mi diye sormuştum ama askıda kalıyor azıcık. Şimdi şunu söyleyeyim, yani bu konuyla ilgili de hiçbir şey söyleyemem. Sonuç itibariyle ne dedik? Ölçüyoruz dedik. Konuşuyoruz dedik. Bizim belediyelerimiz başarılıdır. Bakalım, göreceğiz. Peki.